Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde insan ve çevre sağlığını korumak için 10 milyon 600 bin TL maliyetiyle kanalizasyon kolektör hattı imalatı gerçekleştirileceğini ifade etti. Kayseri'yi daha yaşanabilir hale getirmek için yüklenmiş olduğu sorumluluğun bilinciyle merkez ve ilçelerde çözüm odaklı projeleri kararlılıkla hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, KASKİ Genel Müdürlüğü, ihtiyaç önceliğine göre belirlediği projeleri büyük bir titizlikle hayata geçiriyor. Bu kapsamda Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi'nde atık suların deşarı için gerekli olan kolektör hattı imalatı başlatıldı. KASKİ, bazı bölgelerde yatay sondaj teknolojisinden yararlanılan proje sayesinde artan nüfusa orantılı olarak ortaya çıkabilecek sorunu kökten çözmeyi planlıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin tamamında sorunsuz bir altyapı hedefiyle gece gündüz demeden KASKİ'nin aralıksız şekilde çalıştığını kaydetti. Kayseri'de merkez ve ilçelerde altyapı ile ilgili önemli bir problemin olmadığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç şunları söyledi. Kayseri'yi daha yaşanabilir hale getirmek için yüklenmiş olduğumuz sorumluluğun bilinciyle çözüm odaklı projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Tabii ki kaliteli bir altyapı için gerekli zeminleri oluşturmak çok önemli. Bu bilinçle doğru hamleler ile nokta atışı yaparak hem bütçemizi daha verimli kullanıyor hem de vatandaşlarımıza daha faydalı oluyoruz. Çok şükür KASKİ'miz ile altyapı faaliyetlerimizi bugünü değil yarınları düşünerek yapmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda Bünyan ilçemizde nüfus artışına bağlı olarak mevcut kanalizasyon hatlarının revize edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Hemen işe koyularak ihalesi yapıldı ve hızlı bir şekilde Gergeme Mahallesi'nde yatay sondaj ve açık kazı metoduyla kanalizasyon kolektör hattı imalatına başlanıldı. Önce insanımızı, sonra çevremizi düşünerek maliyeti 10 milyon 600 bin Türk lirası, uzunluğu ise 440 metre olan bir işten bahsediyoruz. Bölgedeki arazi şartları nedeniyle işin belli bir kısmı yatay sondaj teknolojisiyle yürütülüyor. Çok şükür şu anda hiçbir sıkıntı yok. Ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Proje tamamlandığında insan ve çevre sağlığını korumanın yanı sıra kanalizasyon kolektör hattımız cazibeli olarak atık su arıtma tesisine ulaşacak. Böylelikle bölgedeki terfi merkezine ihtiyaç kalmayacak. Bunun sonucunda da terfi merkezinde kullanılan atık su pompaları için harcanılan enerji, bakım onarım gibi işletme maliyetleri tamamen ortadan kalkmış olacak. Amacımız en kısa sürede tamamlayarak bölge halkımızın hizmetine sunmak.